Büyükelçileri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın çok değerli Sayın Daire Başkanı ve Müdürleri, çok değerli Daire İdaresi Başkanları, Grup Müdürleri, Merkez Müdürleri, Vergi Dairesi Müdürleri, Takdir Komisyonu Başkanları, çok değerli misafirlerimiz, saygıdeğer meslektaşlarım ve değerli basın mensupları. Odamızın Gelir İdaresi Başkanlığı ile işbirliği içinde düzenlemiş olduğu e-fatura ve e-defter konumu bilgilendirme seminerine hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi şahsım ve başkanı olduğum İzmir Yeni Mali Müşavirler Odası adına en derin saygılarımla selamlıyorum. Çok değerli misafirlerimiz ve saygıdeğer meslektaşlarım. Kişisel bilgisayarların ve internetin her geçen gün hayatımıza daha fazla girmesiyle elektronik uygulamaların giderek yoğunlaştığı bilgi ve iletişim çağını yaşıyoruz. Bilgi teknolojisindeki bu hızlı değişime paralel olarak küresel ekonominin kuralları da hızla değişiyor. Şirketler artık sınırları olmayan bir dünyada rekabet gücünü artırabilmek için yeni dünya düzenine ayak uydurmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan iletişim çağının baş döndüren hızına yetişebilmek için şirketlerin yanı sıra pek çok kurum da sürekli olarak kendini yenilemeye çalışıyor. İşte bu açıdan bakıldığında Gelir İdaresi Başkanlığı elektronik uygulamaları oldukça yoğun olarak uygulayan bir kurum olarak karşımıza çıkmış. Gelir İdaresi tarafından uygulanmakta olan internet vergi dairesi, e-beyanlar, e-dilekçe, e-haciz gibi pek çok uygulamaya şimdi de e-fatura ve e-defter ekleniyor. E-fatura ve e-defter uygulamaları Türkiye'nin ve Türk şirketlerinin dünya ekonomisiyle entegrasyonunda atılması gereken en önemli adımlardan birisidir. E-fatura ve e-defter şirketlere iş gücü, kağıt, baskı, arşivleme gibi pek çok konuda tasarruf imkanı sağlayacak. Ayrıca yönetimsel ve denetimsel olarak sağlayacağı imkanların yanı sıra uluslararası geçerliğe sahip birçok fırsatlar da sunacaktır. İşte bütün bu hedeflere ulaşabilmek için 13 Aralık 2011 tarihinde elektronik defter tebliği yayınlanmış ve 1/1/2012 tarihinden itibaren her defter uygulamasına izin verilmiştir. Daha sonra 397 ve 416 sıra numaralı vergisi kanunu gelen tebliğleriyle de mükelleflere elektronik fatura uygulamasından yararlanma hakkı sağlanmıştır. Diğer taraftan mükelleflerin vergi kanunlarından uyumlarının artırılması, kayıt dışılığı izlenerek önlenmesi, elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğunun getirilmesi amacıyla 421 sıra numaralı vergisi kanunu gelen tebliği yayınlanmıştır. Tebliğin anlaşılamayan bölümleri ise 58 sıra numaralı sevgilerle açıklanmıştır. Ayrıca bazı eksiklikler de 424 sıra numaralı vergisi kanunu gelen tebliğiyle verilmiştir. E-fatura kapsamına kimler girmektedir? Birinci grup 5010 destekli petrol piyasası kanununun kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31-12-2011 tarihi itibariyle asgari 75 milyon lira mülk satış hasarına sahip olanlar. İkinci grup 4.760 sayılı özel tüketim vergisi kanununa ekli 3 sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden yine 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon lira mülk satış hasılatına sahip olanlar olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamdaki mükelleflere 2013 yılının Eylül ayından itibaren e-fatura 2014 yılının Eylül ayından itibaren e-defter tutma, başvurma ve kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Madeni yağ lisansına sahip olanlar ile
özel tüketim vergisi kanununa ekleyip sayılması imalları, imal, inşa veya imal edenlerin listesi 58 senin yolunun vergisi kanunu sınırlarından değerlendirilir. Bu listeye bakıldığında hemen hemen her gerçek ve tuzak kişinin alışveriş yaptığı Migros, Carrefour, Kipa gibi büyük marketler her önümüze bakmaktadır. Bu demektir ki pek çok işletme farkına bile varmadan e-fatura kapsamına girmiştir. E-fatura ve e-defter uygulamaları hakkında yapılan düzenlemelere göre kapsama giren mükellefler kağıt ortamında fatura düzenleyemezler. Eğer düzenlerlerse bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır ve ilgili mevzuata göre cezai kıran bunlar. Eylül ayında şunun şurasında 3 aydan az bir zaman kalmıştır. Zaman çok daralmış olmasına rağmen maalesef hala bu kapsamda olduğunu bilmeyen pek çok işletme bulunmaktadır. Uygulama tarihi yaklaştıkça adeta bir tarih kavası yaşanmaktadır. Acaba bu konuda bir süre uzatımı gündeme gelecek midir? Diğer taraftan kapsama gelecek mükelleflerin desteklerinde grup satış tutarı yerine net satış tutarlarının kısa salınması daha doğru olmaz mı? Mali idare kimlerin kapsama gireceğini dolaylı yollardan tarif etmek yerine doğrudan belli bir satış tutarını aşanları kapsama alsa daha iyi olmaz mı? İşte bu ve benzeri birçok sorunun cevabını en yetkili ağızlardan duymak ve öğrenebilmek için biz bu semineri düzenledik. Bizi kırmayarak davetimize icabet eden başta Sayın Doğan Uğur Doğan olmak üzere yeni dersi başkanlığının veya değerli bürokratlarınıza huzurlarınıza sonsuz teşekkür ediyorum. Seminerimizin başarılı geçmesi dileğiyle hepinizi en derin saygılarımla selamlıyor. Sayın Uğur Doğan'ı mikrofona davet ediyorum. Özellikle 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra
bilgi iletişim teknolojileri, sadece bilgisayar teknolojileri değil ama aynı zamanda iletişim teknolojilerindeki gelişmenin dünyayı nasıl düz bir dünya haline getirdiğini çok çarpıcı örneklerle açıklıyor. Orada belki örneklerden birisi şu, örneğin siz bir Amerikalı olarak Bank of America'yı diye kredi kartınızla ilgili sorununuz için aradığınızda karşınıza çıkan kişi sizin Amerika'daki bir Amerikalı çağrı mevcut personel değil, Hindistan'daki bir kişi. Siz sorununuzu Amerika'daki Amerikalı olarak sorununuzu karşınızdaki en az Amerikalı kadar mükemmel İngilizce konuşan bir Hintli anlatıyorsunuz ve sizin sorununuzu anında çözüyor. Veya Amerika'daki bir hastanede, örneğin Boston Hastanesi'nde bir MR çektirdiniz. Çektirdiğiniz MR'ın sonuçları aynı anda Hindistan'daki doktorlara iletiliyor, rapor yazılıyor ve Amerika'daki doktorun önüne veya ilgili personelin önüne düşüyor. Bir bekçi olarak benim en çok dikkatimi çeken hususlardan birisi ise Amerikan vergi mükemmeliyetlerinin, vergi beyannamelerinin artık Amerika'daki muhasebecilerin değil, Hindistan'daki Hintli muhasebecilerin yapılıyor olmasıydı. Amerikan vergi mükemmeliyetlerinin vergiye esas teşkil eden bilgi ve belgeleri internet üzerinde Hindistan'a gönderiliyor ve Hindistan'daki muhasebeciler tarafından bu beyannameler doldurulup Amerikan Yedi Dairesi'ne gönderiliyor. Bu anlattığım olaylar 2005-2006-2007 yıllarında yoğun olarak cereyan eden olaylardı. Bugün tabii daha da katlanarak arttı. Bugün bizler gerek bireysel yaşamımızda, gerek kamusal yaşamımızda ya da kamu ile olan ilişkilerimizde, gerekse işte özel sektör kişileri olarak internet ve bilgisayar teknolojilerini çok çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Şirketler elektronik fatura ile bundan sonra hem kendi iş değiştiren süreçlerinde hem de ekonomideki diğer şirketlerde ve daha ötesi dünyadaki diğer şirketlere elektronik fatura vasıtasıyla çok daha rahat konuşabilecekler. Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarını sadece kağıt faturadan veya kağıt defterden kurtulmak olarak algılamak çok doğru değil. Evet, ekranda gördüğünüz gibi birçok işletmenin evrakları, defterleri bir oda dolusu veya hatta bazı işletmelerdeki 4-5 katlı binaları doldurabiliyor. Bu defterler yıllarca da saklanmıyor biliyorsunuz. Ama elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları ile bu ekranda görmüş olduğunuz odalar dolusu defter ve faturalar artık bir flaşa, bir CD'ye sığacak kadar küçülebiliyor. Yani bütün defterleriniz, bütün faturalarınız artık gerçekten avucunuzun içinde. Bunları siz 1 yıl saklıyorsunuz değil, 5 yıl saklıyorsunuz değil, 10 yıl saklamak zorundasınız Türk Ticaret Kanunu'na göre. Bu kısa girişten sonra adım adım elektronik fatura nedir? Buna doğru bir iş yapalım. Elektronik fatura bildiğimiz kağıt faturada yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütün olarak tarif edilebilir. Elektronik faturadaki en önemli unsurlardan birisi elektronik imza ve mali ürün kullanılması. Mali ürün de aynen elektronik imzaya benzer bir şekilde nitelikli bir elektronik sertifikadır. TÜBİTAK tarafından şirketler için üretilmekte ve aynen elektronik imzada olduğu gibi düzenlenmiş olan bir belgenin, ki burada faturadır, kaynağının doğruluğu, içeriğinin bütünlüğü ve değişmezliğini mali ürün ve elektronik imza sağlar. Elektronik fatura oluşturulmasından en son aşamaya kadar imzalanması, gönderilmesi, muhafazası, ibrazı, bütün bu aşamaların elektronik ortamda gerçekleştiği bir belge türü, kağıt fatura ile aynı hukuki sonuçları ifade eder. Yeni bir belge türü değildir. Elektronik fatura nasıl iletiliyor? Taraflar arasında nasıl
tarafına mutlaka bir Gmail, bir Yahoo veya bir Hotmail hesabının olması gerekiyor ki dosya transferi gerçekleşsin. Elektronik faturadaki mantık da bunun aynısı. Burada merkezde Gmail, Hotmail veya Yahoo yerine gelir dairesi başkanlığı bulunmakta ve faturalar yine taraflar arasında gelir dairesi üzerinden transfer edilmekte. Gelirse faturalaşma süreci ekranda bir oyununuz gibi mal teslim edilir. Ardından fatura düzenlenir bir gün içerisinde ve karşı tarafa geçilir. Kağıt faturalaşma sürecine şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Şirket kağıt faturayı hazırladı, yazdırdı, zarfa koydu. Daha sonra bunu kargoya verdi. Kargo karşı tarafın posta kutusuna bıraktı. Alıcı bunu posta kutusundan aldı, zarfı açtı. Kontrol etti muhasebecisi ve kendi muhasebe sistemine işledi ve arşivde kaldırdı. Kağıt faturalama süreci bu şekilde ve yaklaşık bu süreç 5 gün alıyor bir fatura için. Elektronik faturaya geçildiği zaman ise aradaki bu aşamaların tamamı ortadan kalkıyor. Sadece makineler karşılıklı olarak konuşuyor ve fatura anında karşı tarafa iletiliyor. Elektronik fatura kullanan işletmelere neler sağlayacak? Bunlara çok kısaca bakalım. En başta kağıt fatura sürecinin ne kadar zor, zahmetli bir süreç olduğunu gördük. Bunların saklanması, arşivlenmesi, yeri geldiğinde ibrazı oldukça zahmetli süreçler. Ancak elektronik faturaya geçildiği zaman bu iş süreçlerinin tamamı çok hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Sunumumuzun derleyen safhalarında, hem benim sunumum hem de arkadaşlarımın sunumunda göreceğiniz üzere elektronik faturayı sadece elektronik fatura olarak düşünmek doğru değil. Elektronik fatura şirketlerdeki bu dijital dönüşüm dediğimiz dönüşümün en önemli alanlarından birisi. Elektronik fatura sürecine geçen şirketler bu dijital dönüşümün %80'ini kavramıştır desek çok abartmış olmayız. Elektronik fatura ile nakit ve ödeme yönetimi konusunda yine şirketler çok ciddi avantajlara sahip olacaklar. Burada elektronik faturaların ödeme sistemleri ile veya bankacılık sistemi ile finansal kesimle entegrasyonu sağlandığında ödeme ve tahsilatlar konusunda da size çok büyük avantajlar sağlayacak bir uygulama. Yine elektronik faturada birçok kontrol daha faturanın düzenlenmesi aşamasında veya karşı tarafa iletilmesi aşamasında kontrol edildiği için hata riski oldukça az kağıt faturayla mukayese edildiğinde. Bu kontrollerin bir kısmı biraz sonra da göreceğiz. Gelir dairesi başkanlığı tarafından karşı tarafa faturanız iletildiğinde zaten yapılmakta ve eğer bir hata varsa şayet düzenlediğiniz faturada bu hata bilgisi size iletilmek suretiyle faturanın ilgili alanlarını düzeltmeniz istenmekte. Yine özellikle alıcı tarafında faturalar alındıktan sonra bunların manuel olarak sisteme girişi ciddi anlamda bir hata riskini, yanlış girme riskini ortaya çıkartıyor. Ancak elektronik faturanın otomasyon sistemlerine entegre edilmesi halinde, entegre edildiği takdirde bu hata riskleri asgari seviyeye düşecek. Arşivleme konusunda biraz önce bahsettik. Burayı geçelim. Şimdi fatura gönderen için elektronik fatura ile kağıt faturanın mukayesesi. Bu geçtiğimiz Nisan ayında Avrupa'nın birbirine dahil ülke tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları. Burada elektronik faturanın gönderen için yaklaşık %57'lik bir maliyet avantajı sağladı görülüyor. Burada dikkat ederseniz elektronik fatura dediğimiz zaman sadece baskıdan, printten, işte postadan, arşivden tasarruf olarak algılıyoruz. Ancak burada görüldüğü üzere fatura sürecindeki tüm aşamalar bu hesaplamalara dahil edilmiş ve bununla kağıt fatura süreçleri mukayese edilmek suretiyle ne kadarlık bir elektronik faturaya geçtiğimiz halde tasarruf sağlandığı göstermeye çalışılmış. Elektronik fatura
alan için gönderen açısı, gönderene göre daha avantajlı bir uygulama. Burada da elektronik faturanın alıcıya sağladığı avantaj, kağıt faturaya göre, yine aynı rapora göre %62 daha fazla. Yine yapılan hesaplamalar, elektronik faturanın şirketlere orta ve uzun vadede toplam satışlarının %2'si kadar bir maliyet avantajı sağladığını göstermekte. Bu da elektronik, bu resmi hatırlıyorsunuz. Eskiden vergi levhalarından önceki çok dükkan asılıydı. Belki bazen de hala vardı. Teresiye satan bir esnafın perişan haliyle peşin satan bir esnafın keyifli hali. Elektronik fatura uygulaması ve kağıt fatura uygulamasına bunu uyarladığımızda kağıt fatura kullanan insanların hali gerçekten solda gördüğünüz gibi perişan bir vaziyette olacak. Elektronik fatura kullananlar da son derece keyifli. Rakamlarla dünyada elektronik faturaya kısaca bir bakalım. Dünyada tahmini yıllık fatura hacmi 350 milyar civarında yapılan hesaplamalar. Avrupa'da 33 milyar, Türkiye'de yaklaşık 1.7 milyar olarak hesaplanmış. Peki dünyada ve Avrupa'da ve Türkiye'de elektronik fatura kullanma oranları nasıl? Dünya genelinde bu oranlar %5, Avrupa'da 2013 yılında bunun yaklaşık %33 olması bekleniyor. Türkiye'de bu oran maalesef şu anda %5'lerin altında. Yine elektronik faturanın hızlı artış oranlarına baktığımızda dünyada bu yıl için %20, Avrupa'da da yaklaşık %30'luk bir artış öngörülüyor. Avrupa'da elektronik fatura kullanma oranının yıllar geçtikçe arttığını görüyoruz. Dikkat ederseniz ekranda kriz yıllarının olduğu 2008 ve 2009 yıllarında da işletmeler elektronik faturaya geçme yönündeki gayretlerini gösteriyor. Elektronik fatura tabi rakamlardan da gördüğünüz üzere bütün dünyada var olan bir uygulama. Tarihçesine çok kısa olarak baktığımız zaman elektronik faturanın Avrupa'da elektronik fatura uygulamaları 1960'lı yılların sonunda başlamış. Burada eli dediğimiz verilerin bir noktadan bir noktaya transferiyle ilgili otomasyon sistemleri belli sektörlerde yavaş yavaş kullanılmaya başlamış. Bu perakendecilik sektörü gibi, demir yolu sektörü gibi, eczacılık sektörü gibi birçok alanda ta o yıllarda data transferi başlatılmış. Daha sonra bu özellikle büyük perakendecilerin baskısıyla veya işte otomobil sektörünün baskısıyla bunların bayileri veya tedarikçileri de yavaş yavaş elektronik faturaya, fatura süreçlerine dahil edilmiş ve son 10 yılda da çok ciddi anlamda elektronik fatura kullanımının biz dünya genelinde yaygınlaştığını görüyoruz. Elektronik fatura özellikle Avrupa'da devlet zoruyla, devlet baskısıyla geçen bir uygulama değil. 1960'lı yılların sonunda Avrupalı şirketler karlarını maksimize etmek amacıyla ve şirketlere daha çok hakim olmak maksadıyla bu uygulamaları geliştirmişler. Ancak devletin belirlediği veya bir otoritenin belirlediği bir veri format ve standartı olmadığı için bugün Avrupa'nın en büyük sorunlarından birisi elektronik fatura konusunda şirketlerin birbirleriyle konuşamamaları. Bir şirketin ödemediği elektronik faturanın karşı şirket tarafından çoğu zaman okunamaması veya okunacak olsa bunun çok yüksek maliyetlerle gerçekleştiriliyor olması. Dolayısıyla son zamanlarda elektronik fatura teknolojisinde kullanılan, dünya çapında kullanılan veri format ve standartları bizim gibi ülkeler için Avrupa'nın tecrübelerine baktığımızda oldukça büyük bir avantaj sağlıyor. Avrupa'da elektronik fatura ilk defa yasal mevzuata 2001 yılında giriyor. 2001'de 115 yolu KDV direktifiyle elektronik faturaya ilişkin bir düzenleme yapıyor. Ardından 2006 yılındaki KDV direktifinde ve yine 2010 yılındaki KDV direktifinde girdiğe dahil ülkeler arasında elektronik faturanın hem imzalanması ile ilgili hem de taraflar arasında, ülkeler arasında değişimi ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmış.
elektronik fatura uygulamalarını, kamu öncülüğündeki uygulamaların başarısının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bu konuda Avrupa'daki en bariz örnekler Danimarka, Norveç, Hollanda gibi ülkeler. Dünyada elektronik fatura konusunda lider ülkeler şu anda Latin Amerika ülkeleri, Meksika, Brezilya ve Şili. Son zamanlarda yine başta Avrupa olmak üzere dünyadaki birçok ülkede de kamuya kesilen faturaların elektronik fatura olması yönünde düzenlemeler yapıldığı görülmekte. Dünyada elektronik fatura uygulamasının yayılımını görüyorsunuz. Daha doğrusu gelişmiş, az gelişmiş ve güzel ülkeleri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada İskandinav ülkeleriyle Latin Amerika ülkeleri elektronik fatura uygulamaları konusunda oldukça öncü ülkeler. Bir Avrupa ülkelerine ve Kuzey Amerika'ya baktığımız zaman elektronik faturanın bu ülkelerde gelişmiş olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin içinde yer aldığı dünyanın büyük bir kesiminde ise elektronik faturanın gelişmekte olduğunu görüyoruz. Zaten Afrika'da ve Asya'daki bazı ülkelerde de elektronik fatura uygulamaları oldukça geri kalmış. Avrupa Birliği'deki elektronik uygulamalardan çok kısaca biraz önce bahsettim. Asya'ya baktığımız zaman Asya'daki ülkelerin de bu konuda ciddi adımlar attığını görüyoruz son yıllarda. Özellikle mevzuat noktasında çok katı, çok sert düzenlemeler yapıyorlar. Latin Amerika ülkeleri, Brezilya, Şili ve Meksika, az önce ifade ettiğim gibi elektronik fatura kullanma oranları burada çok yaygın. Örneğin Brezilya'da geçen sene elektronik fatura kullanma oranı ülke çapında %92'ler seviyesinde. Yine buralardaki fatura ulaşma süreçleri de büyük ölçüde Türkiye'deki süreçlere benziyor. Yani merkezde gelir dairesinin vergi prosesinin yer aldığı bir yapı üzerinden, bir model üzerinden taraflar faturalarını alıp gönderiyorlar. Türkiye'de elektronik faturaya kısa bir giriş yapalım. Türkiye'deki elektronik fatura uygulamasına ilk defa 2010'un Mart ayında yayınlanan 397 sıra numaralı vergi usul kanunu genel tebliğiyle geçildi. 397 sıra numaralı vergi usul kanunu genel tebliğiyle elektronik fatura uygulaması anonim ve limitli şirketlerin kullanımına açılmıştı ve ihtiyari idi. Yani sisteme dahil olan şirketler kendi aralarında isterlerse kağıt fatura da düzenleyebilirler idi. Yine 416 sıra numaralı vergi usul kanunu genel tebliğiyle elektronik fatura uygulamasının kapsamına gerçek kişilik hedefler de dahil edildi geçtiğimiz yıl. Elektronik fatura uygulaması ile ilgili olarak en temel değişiklikler 421 sıra numaralı vergi usul kanunu genel tebliğiyle yapıldı geçtiğimiz yıl. Az önce ifade ettiğim üzere 397 sıra numaralı vergi usul kanunu genel tebliğinde sisteme kayıtlı kullanıcılar faturalar ister elektronik ister kağıt ortamında düzenleyebilirler idi ve sisteme geçiş, sistemi kullanma tamamen ihtiyari idi. Ancak 421 sıra numaralı ve usul kanunu genel tebliğiyle bazı sektörler ve şirketler için bir zorunluluk getirildi. Diğer taraftan 421'in getirdiği en önemli yeniliklerden birisi elektronik faturalaşma süreçlerinde özel entegrasyon yönteminin getirilmesi, yani faturalar artık üçüncü taraflar vasıtasıyla da gönderilip alınabilecek. Bir diğer yenilik, faturaları ister kendi işlem sistemlerinizde muhafaza edebilirsiniz, isterseniz saklamacı kuruluşlar nezdinde muhafaza edebilirsiniz. Bu bulut teknolojisi denilen bir teknoloji var biliyorsunuz. Sistem, şirketler veya hatta bazı kamu kurumları şimdi verilerde doğrudan maliyet avantajı dolayısıyla kendi işlem sistemlerinde tutuyorlar da üçüncü taraflarda, kiraladıkları üçüncü taraflarda örneğin Türk Telekom'un bulutunda, serverlarında veya Türkiye'nin serverlarında muhafaza edebiliyorlar. Benzer imkanları biz elektronik fatura içine getirdik. Bir elektronik faturaya geçiş tarihi 2013, daha doğrusu başvuru tarihi. Bu tarihe kadar şirketlerin elektronik faturaya fatura için başvurular yapmış olmaları gerekiyor ve 2013 yılının sonuna kadar da bu sistemi kullanmaya başlamaları gerekiyor. Yine çok uluslu şirketler
dün fatura gönderim almasıyla ilgili olarak 421 numaralı çekimlerine bazı kolaylıklar getirildi. 424 numaralı vergi tutarlı genel çekimde de gerçek kişilerin faturalarını mali müdürle de müdürlemeler imkanı getirildi. Yani elektronik imza da kullanabilirler. İstermesi mali müdür de kullanabilirler. Getirilen en önemli değişikliklerden birisi de özel entegratörlerin, yani fatura gönderip alma konusunda eğer bir aracı kuruluşla anlaşırsanız faturaları bu aracı kurumun mali müdürüyle de imzalayıp karşı tarafa iletebilirsiniz. Bu tamamen sizin de bu aracı kurum arasında yapılacak anlaşmaya bağlı. Elektronik fatura uygulamasında bizim kullandığımız teknoloji, UBI standartı dediğimiz, evrensel iş dili olarak çevirebileceğimiz bir standart. Bu standart, açık bir standart, Merkez Amerika tarafında, Amerika Birleşik Devletleri'nde olan bir kurum tarafından geliştirildi ve bugün dünyanın çok ülkesinde ofisi olan bir kurum bu. Ülkeler bu standarda göre fatura uygulamalarını özelleştirebiliyorlar. Biz de Türkiye olarak bu uygulamamızı 2009 yılından itibaren yapmış olduğumuz çalışmalarla kastımızı ettik, Türkiye'ye özelleştirdik ve bu standartımızı, UBI-NTR dediğimiz standartı da yine bu topluluğa onaylattık. Dolayısıyla bugün Türkiye'de düzenlenen bir fatura Amerika'daki bir şirket tarafından da, Avrupa'daki bir şirket tarafından da, Japonya'daki bir şirket tarafından da çok rahatlıkla okunabilir, anlaşılabilir. Yani oradaki bir alanın işte kaydırma alanı mı olduğu, bir alanın işte miktar, malın miktarı, cins alanı mı olduğunu biz nasıl anlıyorsak, yurt dışındaki diğer şirketler de aynı şekilde anlıyorlar. UBI'yi tercih ediyor olmamızın böylesi bir avantajı var. UBI özelleştirmesini biz yaparken ilgili bazı özel sektör kurumlarının anket çalışmaları yaptık. Yine Türkiye'deki bilgisayar yazılım geliştiren firmalarla toplantılar yapıldı. Ve bu UBI, evrensel geçirdiğine sahip olan UBI'nin TR versiyonu hazırlandı ve şu anda UBI 2.0 versiyonuyla elektronik fatura gönderilip alınması mümkün. Elektronik fatura şu anda UBI standartlarında oluşturulan 63 belgeden sadece bir tanesi. Bu standartlar içerisinde çok farklı ticari belgeler var. Örneğin işte bir saniye, örneğin bir konsülento, örneğin bir dekon gibi belgelerin de yine UBI standartları çerçevesinde elektronik ortama taşınması mümkün. Elektronik faturalarımızın kullandığımız iki tane senaryo var. Yani siz karşı tarafa bir fatura gönderirken veya karşı tarafa bir fatura alırken iki temel senaryoya göre fatura gönderip alabilirsiniz. Bunlardan birincisi temel fatura senaryosu. Burada satıcının düzenlediği fatura, alıcıya gelen faturayı alıcı aynen kabul etmek durumunda. Yani bu faturaya temel fatura senaryosu çerçevesinde itiraz edilmesi mümkün değil sistem üzerinden. Eğer faturaya itiraz etmek istiyorsanız bunu şu anda kağıt faturada nasıl itiraz ediyor iseniz o şekilde harici yollarda itiraz etmeniz mümkün. Ticari fatura senaryosunda ise yine tarafların karşılıklı anlaşmalarına bağlı olarak fatura ya itiraz, red ve iade mekanizmaları sistem üzerinden yapılabilmekte, yani diyelim ki faturaya itiraz edecekseniz bunu direkt bu uygulama üzerinden yapmanız mümkün. Ayrıca bunun dışında bir yol takip etmeniz, örneğin bir notere gitmenize vesaire gerek yok. Elektronik fatura uygulamasından faydalanmadığı 3 tane yöntem var. Bunlardan birincisi portal dediğimiz bir yöntem. Burada e-fatura gov.tr, yine Gelir Dairesi tarafından geliştirilen e-fatura gov.tr portalındaki arayüz kullanılmak suretiyle fatura gönderebilirsiniz veya size gelen faturaları alabilirsiniz. Bu uygulama daha çok küçük ve orta ölçekli işletmeler için geliştirilmiş bir uygulama. Manuel kullanım söz konusu. Şu ekranda görmüş olduğunuz gibi bu sisteme kaydolduğunuzda böyle bir arayüz geliyor ve bu arayüze
ilgili bilgilerini girmek suretiyle faturanızı oluşturmanız mümkün. İsterseniz bazı işte malzeme programları, faturaları otomatik olarak da bu sisteme yükleyebiliyor. Dolayısıyla sizin birçok noktada manuel giriş girişi de kurtarmış oluyor sizden. Elektronik fatura uygulamasındaki bir diğer yöntem entegrasyon usulü dediğimiz yöntem. Bu usulü daha çok gelişmiş bilgi işlem altyapısına sahip şirketler kullanıyor. Onların tercih ettiği bir yöntem. Burada şirketler karşılıklı olarak web servisler aracılığı ile gelir dairesi başkanlığına bağlanıyor ve faturalaşma süreci yine bu şirketlerin sistemleri üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte büyük işletmeler var muhtemelen aramızda. İşte örneğin SAP programını kullanıyorsa bir e-fatura modülü geliştirmek suretiyle örneğin işte İzmir'deki bir ülkelerin düzenlediği fatura Kayseri'deki yine bu sisteme dair bir ülkelerde anında gönderebilir. 421 sıra numaralı tepkiyle getirilen üçüncü yöntem ki dünyada şu anda yaygın olarak kullanılan yöntem, bu yöntem, özel entegrasyon yöntemi, diğer ifadeyle servis sağlayıcılığı yöntemi. Burada mükellefler fatura bilgilerini özel entegratörlere gönderiyorlar ve özel entegratörlerde gelir dairesi başkanlığı üzerinden karşı taraftaki mükelleflere faturaları iletiyorlar. Bunu hani beyanname izlenmek esasında kimin sorumluluğunda? Mükellefin bizzat kendisinin sorumluluğunda. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bu beyanname düzenleme işini dışarıya outsource ediyorsunuz. Dışarıdaki muhasebecilere yaptırıyorsunuz. Onlar beyannameleri düzenleyip sizin adınıza gönderiyor. Buradaki yapıyı da ona benzetebilirsiniz. Siz fatura bilgilerinizi bu özel entegratör firmalara iletiyorsunuz. Herhangi bir formatta fatura bilginizi iletebilirsiniz. İster bir Excel formatında, ister bir Word formatında, ister bir PDF formatında, ister bir faxsa artık bu özel entegratör aranızdaki kurulacak yapıya bağlı olarak fatura bilgileri özel entegratöre gönderiyorsunuz. Özel entegratör bu fatura bilgilerini gelir dairesi başkanlığının duyurmuş olduğu UBM-TR formatına çevirip karşı tarafa iletiyor. Diğer ifadeyle sizin fatura düzenleme yükünüzü bu özel entegratörler alıyor. Peki elektronik fatura elektronik belge bunun okunması ne şekilde olacak? Yine e-fatura.gov.tr'de e-fatura görüntüleme ve doğrulama aracı var. Bu araca aracı kendi bilgisayarınıza indirdikten sonra şu gördüğünüz yerden bu e-fatura.gov.tr adresi size gelen faturayı bu aracın içerisine atıyorsunuz ve normal gördüğünüz fiziki ortamdaki kağıt faturanın hangisi yansıyor. Örneğin bir mahkeme size faturanızı ibraz etmenizi istedi. Bir ve bir müfettişin faturanızı ibraz etmenizi istedi. Veya bir SGK faturanızı ibraz etmenizi istedi. Oradaki ilgili kişi bu e-fatura görüntüleme ve doğrulama aracını kullanmak suretiyle bu faturayı görüntüleyebilir. İmzasının doğruluğunu, değişmediğini program vasıtasıyla görebilir. Burada aç dedik, işte daha önce bilgisayara indirdiğiniz elektronik faturayı görüntüle dedik. Evet, gördüğünüz gibi işte X şirketine Türk Telekom'un düzenlemiş olduğu elektronik fatura geldi. Normal kağıt ortamında gördüğünüz faturanın hemen hemen aynısı, hiçbir değişikliği yok, değişiklik yok. Ortada gelir dairesi başkanlığının logosunu görüyorsunuz. Sağda görmüş olduğunuz bu faturanın bilgisayarındaki hali, bundan tabii kimse bir şey anlamaz. Dolayısıyla bu faturayı anlaşılabilecek hale bu program vasıtasıyla getiriyorsunuz. Ve buradaki doğrulama aracı vasıtasıyla da bu faturanın örneğin işte buradaki X şirketi tarafından, Yaşar Holding AŞ tarafından düzenlenmiş bir fatura olduğunu görmeniz mümkün. Kapsama giden mükelleflere bir bakalım. 421 numaralı tepkiye göre kapsama giden mükellefler şu şekilde tarif edilmiş. Birincisi
istimacılığı yağ lisansına sahip olan mükellefler ile ki bunları EPDK biliyorsunuz periyodik olarak yayınlıyor kendi sitesinde. Bu mükelleflerden, madeni yağ lisansına sahip olan mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve CIOSU'da 31-12-2011 tarihindeki CIOSU'da 25 milyon TL'yi geçen mükellefler yine 3 sayılı listedeki, ÖTV 3 sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler ile bunlardan 2011 yılında mal alan mükelleflerden CIOSU 31-12-2011 tarihi itibariyle 10 milyonu geçen mükellefler elektronik fatura uygulaması kapsamında burada aldığınız malın niteliği, cinsi, miktarı, tutarı hiçbir şekilde önemli değil. Diğer ifadeyle cironuz 10 milyon TL'yi geçiyorsa bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Çünkü az önce üstadın girişte de bahsettiği gibi firmaların birçoğunun işte BRT'den, şeyden benzin alımı var, yakıt alımı var veya işte Migros, Karpuzlar gibi şirketlerden mal alımı var. Cironuz eğer 2011 tarihi itibariyle bu rakamları geçiyorsa bu kapsamda değerlendiriliyorsunuz. Bu listelere Gelir Dairesi Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu 58 nolu sirküler, şu kısma açıdan bir sirküler var. Sirkülerin ekinde ulaşabilirsiniz. Hem madeni yağ lisansına sahip olan firmalar hangileri bunu görebilirsiniz. Hem de ülkede 3 sayfasındaki malları, imal, inşa, ithal edenler hangileri bunları görebilirsiniz. Peki neden doğrudan 10 milyon TL'nin üzeri denmedi de böyle dolaylı bir ifade kullanıldı? Onun sebebi de şu, kayıt içi ekonomi ilgilen mücadele eylem planı var. Bu eylem planında iki tane sektörün 2012 yılının sonuna kadar bu düzenlemelere geçmesi zorunlu tutulmuş. Bunlardan birincisi madeni yağ lisansına sahip olan mükellefler, diğeri de ÖTV 3 sayfasındaki mükellefler. Bunlar zaten kapsama dahil. Ancak e-faturanın yaygınlaştırma stratejisine bağlı olarak burada bu mükelleflerden herhangi bir mal alan ama CIOS'u biraz önce bahsettiğim linkleri geçen mükellefler kapsama alınmış durumda. E-faturaya geçiş için tarih 1 Eylül 2013, daha doğrusu başvuru tarihi bu. Yani siz biraz önce bahsettiğim 3 yöntemden birini kullanmak üzere Gelir Dairesi Başkanlığı'na başvurabilirsiniz. Bu başvuru işleminiz gerçekleştikten sonra da 2013 yılının sonuna kadar elektronik faturayı kullanmanız gerekiyor. Evet. Şimdi kısaca biraz da elektronik defterden bahsedeyim. Elektronik defter önümüzdeki yılın bir konusu. Ancak önemli binaen yine burada da birkaç slide'da bundan bahsedelim. Elektronik defter yine elektronik faturada yaptığınız gibi bir tanımla başlayacak olursak şekil hükümlerinden bağımsız olarak web tutum kanunu veya Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütün olarak tanımlanabilir. Neden e-defter'e geçtik? Bunun en baştaki gerekçelerden birisi elbette kağıt fatura yükümlülüklerini artık ortadan kaldırmak. Yani her şeyin elektroniğe geçtiği bir dünyada, işte internet bu kadar yoğun olarak kullandığımız bir dünyada bizim hala 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl, 70 yıldır kullandığımız kağıt defterlerle bu süreci devam ettirmemiz mümkün değil. Bu yüzden Gelir Dairesi Başkanlığı bu şekilde bir düzenleme yapmak suretiyle elektronik deftere geçiş sağladı. Bu konuda biliyorsunuz Gelir Dairesi Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'yla Aralık 2011 yılında ortak bir tebliğ yayınladı. Ve bu tebliğ içerisinde hangi defterlerde elektronik ortamda tutması gerektiğini biraz sonra açıklayacağım çerçevede izah edeceğim. Yine elektronik defterde kullanılan teknolojiyi biraz sonra söyleyeceğim yine. Aynen elektronik faturada nasıl UBN diye bir uluslararası geçerliğe sahip bir teknolojiyi kullandık ve Türkiye'de düzenlenen bir fatura sadece Türkiye'deki şirketler arasında değil ama bütün dünyadaki şirketler tarafından veya o ülkelerdeki gelir daireler tarafından kolayca rahatlıkla kullanılabilecek bir hale geldi. Aynı o şekilde E-Defter'de kullanılan uluslararası standartla da yine bir Türk şirketinin düzenlemiş olduğu bir defter
evrensel geçerliğe sahip, yani burada oluşturulan hedefleri Avrupa'daki şirketlerde veya işte ortak bir veri incelemesi yapılacaksa oradaki gelir dairesi de okuyabilir. Japonya'daki şirketler veya gelir dairesi de okuyabilir. Elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarını şu anda ilk adımlar olarak düşünmeniz lazım. Bu projelerin üzerine ilerleyen zamanlarda çok sayıda proje inşa edilecek. Bunlar işte birincisi elektronik denetim için bu uygulamalar uygun bir altyapıyı ifade eder. Yani artık hem kamu kurumlarındaki müfettişler tarafından, denetçiler tarafından yapılan denetimler hem de yine özel sektörde bağımsız denetçiler tarafından, işte yeni mali müşavirler tarafından veya şirketlerin iç denetçileri tarafından yapılacak denetimler artık elektronik denetim araçları vasıtasıyla yapılacak. Bu araçlar vasıtasıyla defterlerin, belgelerin denetlenebilmesinin ön şartı da elektronik defter ve elektronik uygulamalarda ilgili şirketlerin sahip olması. Defterler uzaktan denetlenebilir mi? Bundan sonraki aşamada elbette bunun da yolu açık. Yani bir veri müfettişi sizin defterlerinizle uzaktan bağlanmak suretiyle denetimini ilerleyen zamanlarda gerçekleştirebilir. Veriye yönelik uyum nasıl sağlanıyor? Yani elektronik defterle veriye yönelik uyum nasıl sağlanıyor? Burada da dünyada şu şekilde bazı uygulamalar olduğunu görüyoruz. Örneğin şirketler defterlerini veya defterlere benzer dosyalarını oluşturduktan sonra bir beyannamesini, örneğin KDV beyannamesini gelir dairesine göndermeden önce yine gelir dairesi başkanlığının geliştirmiş olduğu self audit programlarıyla, kendi kendini denetleyen test programlarıyla denetliyorlar ve beyannamelerini o şekilde hazırlıyorlar. Yani ben örneğin Şubat ayına ait defterini hazırladım, beyannameyi göndereceğim ama bu defterde hatam var mı yok mu? Bunu kontrol etmek için yine gelir dairesinin geliştirdiği denetim programını gelir dairesinin sitesinden indiriyorum. Defteri bu programın içine atıyorum ve bu program defteri belli checkpointlarla kontrol ediyor, denetliyor. Hataları ortaya çıkartıyor ve beyannameyi ben ondan sonra hazırlayıp size gönderiyorum, gelir dairesine gönderiyorum. Dolayısıyla esasında gelir dairesi ne yapmış oluyor? Aldığı beyannamenin sağlıklı olup olmadığını önceden denetlemiş oluyor. Bunu şu an 2 yıllık gelir dairesini uyguladıyorsunuz. Önceden hazırlanmış kira beyannamesi sistemine benzetebilirsiniz. Burada idare nasıl denetimi beyannameyi aldıktan sonra yapıyor da artık önden yapıyor bazı bilgileri kitlete paylaşmak suretiyle. Elektronik defter uygulaması da benzer bir uygulama. Gerçek kişiler tutabilir, düzen kişiler tutabilir. Elektronik imza olması gerekiyor. Buradaki en önemli noktalardan birisi elektronik defter tutacak şirketlerin uyumlu yazılımlara bu muhasebe programı olur. Veya şirket eğer muhasebe programını kendisi geliştirirse kendi yazılımı olabilir. Uyumlu yazılımlar üretmesi gerekiyor. Hedefte uyumlu yazılımı geliştiren firmaları Hedefte Go.tr'de ilan ediyoruz. Örneğin şu ekranda görüyorsunuz Hedefte Go.tr. Şu anda şirketler elektronik defterleri hemen bütün şirketleri biliyorsunuz defterlerini bilgisayar ortamında tutuyorlar. Peki bilgisayar ortamında tutulan defterler daha sonra ne yapılıyor? Bir de kağıda basılıyor. Ama Türkiye çapında muhasebe programlarının ürettiği bu defterlerin ortak bir standardı yok. İşte gelir